1 Mayıs 2019 Dayanışma ve Emek Günü'nde konuğum değerli Burak Avatay, sevgili Burak'cığım hoş geldin. Tanıtayım kısaca, Bir Gün Gazetesi Kültür Sanat Editörü. Beyefendiyle teşvik mesaimiz yaklaşık bir yıldır var, tanırım kendisini. Çok değerli, çok başarılı haberlere imza atar. Hatta sektörde bugün konuştuğunuz birçok konuyu aslında onun kaleminden okudunuz, onun kaleminden duydunuz. Hoş geldin Burak, nasılsın? Hoş bulduk, vallahi her şey yolunda. 1 Mayıs böyle heyecanla, coşkuyla geçti. Umarım sizde de yolundadır her şey. Bizde de yolunda. Sen bir de ev taşıdın orada. Evet, yorduk yani seni. Tam böyle 1 Mayıs'ta güzel bir işçilik yapmış oldun. Konumuz tabii 1 Mayıs. 1 Mayıs konuşalım istiyorum seninle. Biraz da aslında geçmişte ne oldu? Şimdi izafiyle biz konsept olarak biraz o yoğun ve yorucu stresten uzaklaşıp biraz kültür sanat konuşalım, biraz kitap konuşalım, biraz geçmişi hatırlayalım istiyoruz ağırlıklı olarak. 1 Mayıs'la ilgili anekdotlarını paylaşır mısın öncelikle bizimle? Ya bu yıl aslında Baskarsan hani dediğin gibi 1 Mayıs'a katılamadım. Ama biz işçi sınıfının temsilcileri olarak bu ülkenin vatandaşları olarak hani bütün dünya insanları gibi 1 Mayıs'a önemli bir misyon yüklüyoruz ki tarihsel geçmişimizde bununla çok böyle paralel giden bir süreç. İşler yolunda gidiyor mu? Tabii ki gitmiyor. Yani her zaman, her dönem iş için, ekmek için belli taleplerle yola çıkıyoruz ama elimizde günün sonunda olan şeyler hep belli sonuçlarla ortaya çıkıyor. Ve aslında bizim de direncimiz de, işte bizim yarına bırakmak istediğimiz sonuçlar da aslında hep buralardan ortaya çıkan nedenler, sebepler. Bizim bütün o sokakları, bütün meydanları insanlarla doldurup, onları bir araya getirip ortak bir ses uğruna çıkarabildiğimiz şey, işte barış, insanca bir yaşam, hepimizin özgür ve eşit olabildiği bir ülke hayali. Bununla yola çıkıyoruz. Bu sene de ondan daha farklı olmadı. Gelecek seneler için her zaman bir ümidimiz var. İşte bu yıl yapacaklarımız, yaptıklarımız geçmişte hep bizim için ümitli şeyler, güzel şeyler. Peki biraz medya aslında, yani bir medyayı konuşmamız lazım. 1 Mayıs dediğiniz zaman hatta herhangi bir tatil günü medya çalışanları için tatil değil. Değil. Onlar çalışıyorlar. Bu arada bugünkü yayın için KRT'de çalışan değerli dostlarımıza da, meslektaşlarımıza da teşekkür ederim. Gün boyu yoğun bir tempoyla 1 Mayıs'tan haberler aktardılar. Onların da 1 Mayıs bayramını, işçi bayramı diyorum ben aslında. O emek ve dayanışma biraz uzun geliyor. İşçi bayramı demek diyelim. İşçi bayramını kutluyorum hepsini. Dediğim gibi biraz medya konuşalım. Medya bir yere gidiyor. Bambaşka bir hal alıyor. Şimdi biz geleneksel medya diye tabir ettiğimiz yazılı basında çalıştık, çalışıyoruz. Bu sürecin, bu dönüşümü ne noktaya gelecek? Medya çalışanları bir değişim, bir devrim, bir evrimleşme süreci yaşıyorlar aslında. Bu nasıl yansıyor size, basılı medya, geleneksel medya? Ya ben biraz böyle onun mukayesesini yapabilecek durumdayım diye hissediyorum. Çünkü iki seneyi aşkın bir zaman bir günün internet sitesinde, birgün.net'te internet editörlüğü yaptım. Biraz da işte daha önce bilgisayarla ilgili haşır neşirliğim konusunda hani bütün bir süreci aslında hem basın anlamında hem de internet medyası anlamında böyle takip edebilme fırsatım oldu, özür dilerim. İnternet mesela bütün gazetelerin tirajları gün be gün düşerken insanların, özellikle gençlerin, orta yaş insanların işe yeni başlamış bir şekilde hayatta tutunma mücadelesi olan insanların gazete okur yazarlığı iyiden iyiye azalıyor. Hatta tükenme noktasına geliyor. İşte sadece kendi gazetemden değil, işte o ana akım medyanın amiral gemileri olarak adlandırdığımız gazetelerin de tirajları gün be gün düşüyor. Hani bu A ya da B gazetesi demeksizin hani hepimiz için kötü bir son. Peki soru şu burada aslında. Yani medya değişti, dijitalleştiği için mi azalıyor? Yoksa okuyucu aldığı üründe aslında verdiği paranın karşılığını mı alamıyor? İçerik mi boş? İkisi birlikte her de ikisi olabilir de aslında. Ama işte bu birbirlerini yaratan sebep ve sonuçlar bunlar. İnternet medyası gün be gün büyürken bizim aslında alışkanlıklarımız değişiyor. Yani artık telefondan, işte bilgisayardan, tabletimizden çok kolay, hatta radyodan, hani böyle radyoya bile bir geri dönüş varken, işte radyodan kastım işte stream uygulamalar, podcastler. Bunlar böyle hızlıca yükselişe geçtiği noktada insanların gazete bayisine gidip işte 500 tane adım atıp
karşılığında işte 2 lira para verip o gazeteyi alıp işte sayfa sayfa çevirip okuması ve neyle ilgileneceğini, neyle karşılaşacağını bilmeksizin, yani böyle bir challenge insanlar için böyle bayağı zor bir şey. Öte yandan telefonundan, işte Twitter'ından ya da işte gazete uygulamalarından, evet, haber uygulamalarından istediği haberleri, metinleri doğrudan okuyabiliyorlar ama işte senin dediğin nokta çok önemli. İşte basına güven, medyaya güven artık hani ne aşamada? İnsanlar işte 2013'ten bu yana, aşağı yukarı Gezi direnişinden bu yana basılı medyaya, işte bizim muhalif dediğimiz, özgür medya dediğimiz kanallara dahi güvenini azaltmış durumda. Artık onlar için bir Twitter var, işte sosyal medyalar, sosyal medya kaynakları var, araçları var ve oradan istediklerini istediği şekilde takip edip okuyabiliyorlar. Bir de tabii bunun yanı sıra işte havuz medyasının yalan haber, olmayan şeyi olmuş gibi göstermesi, işte dünyanın ve Türkiye'nin güllük gülistanlık olması artık insanların hoşuna gitmiyor. Evet. Peki şöyle bir durum var. Yani biz aslında mesela son zamanlarda dönüşüm başladı. Benim konuşacağım ve merak ettiğim konuşuyor. Benim annem Facebook gibi bazı mecralarda gördüğü her şeyin haber olduğunu zannediyor. Böyle bir sıkıntı var şu an. Çok berbat. Yani ve o haber zannediliyor. Ve buna inanıyorlar. Bu devam ediyor. Bu mesela linç kültürüyle de beraber gidiyor aslında. İşte Twitter'da, sosyal medyada gördüğümüz herhangi bir şey bir anda linç meselesi haline bile gelebiliyor. Hani kaldı ki onun haber olması bambaşka. Ama insanların... Şimdi burada bir de onun diğer bir tarafı var. Şimdi mesela Tuzla'daki vakayı biliyorsun. İşte erik çekirdeği attı diye sosyal medyada yansıdı. Rabia Naz konusunu biliyorsun. Yani kızcağızın ölümüne ilişkin, öldürülmesine ilişkin süreç sosyal medyadan yürüdü. Bir de o tarafı var işin. Yani linç diğer tarafta negatif olurken aslında bir yandan da adaletin tecelli etmesi için, adaletin çalışması, sistemin çalışması için sosyal medya bir noktaya geldi. İşe de yarıyor. Biliyor aslına bakarsan. Evet. Yani ama işte az evvel söylediğin konu, yani insanlar neden basılı medyaya karşı artık bir karşı duruş sergiliyor? Çünkü işte Yeni Şafak dediğimiz, Sabah gazetesi dediğimiz, böyle büyük bir ismi vermem herhalde. İşte bu kocaman gazetelerin yaptığı haberler aslında o sermaye gruplarının kendi yürüttükleri işler ve onlara karşılık alabileceği karlar, gelecekte yapabilecekleri işlerle alakalı. İşte İBB seçimlerini hepimiz izledik. Yani böyle bir seçime, böyle bir sonuca darbe diye başlık atan, manşet atan gazeteler oldu. Şimdi dolayısıyla bunun bir tarafa bırakılıp işte sosyal medyada işte A kişisinin, B kişisinin takınabileceği bir tavır çok daha özgür bir tavır ve çok daha inançlı bir tavır. Hani bana kalırsa işte ben de işte anneniz yerinde olsam yani öyle bir kanala inanırdım. Yani şey değil, sermaye gruplarından herhangi bir tanesine değil. O yüzden hak veriyorum buna. Ama şey tehlikeli tabii. Yani her şeyin haber olabilmesi ya da işte bu bir kamuoyu yaratabilmesi ya da kamuoyunun kârına olabilmesi, nerelerde eksisi var, nerelerde artısı var, bence oturup ciddi ciddi tartışılmalı ki tartışılıyor da. Peki şimdi Anadolu, yani bize Amerika'dan, hani sen bir dönem Amerika'da işte benim de bir süre orada kalma durumum oldu. Şimdi Amerika'da bir yerel medya vardır. Yani aslında dünyada böyledir bu. Sadece Amerika'da değil. Yani Orta Doğu'da bile çoğu ülkede böyledir. Yerel medya vardır, güçlüdür, haber oradan akar. Aslında o yerel medya bir yandan da merkez medyanın, şimdi bizde merkez medya deyince ne yazık ki yanlış anlaşılıyor. Bunun tam Türkçe tercümesi bu. Ulusal medyanın. Haber akışını sağlar, ajansı gibidir. Şimdi bizde de aslında lokale dönmeye başladı yavaş yavaş. Anadolu medyası. Çok iyi haberler çıkıyor yani. Çok iyi haberler çıkıyor yani. Ama mesela Amerika'da ben şuna denk geliyordum. İşte bir otoban var, bir otoyol var. O otoyolda bir polisin işte bir izleyiciye karşı, bir sürücüye karşı herhangi bir kabahati, işte bir hız sınırı dahi o yerel gazetede haber olabiliyor. Mesela haber bu. Yani o insanlar şey görüyor. Burada bir kaza olmuş ya da burada bir tartışma çıkmış. O tartışmanın sebebini görebiliyorlar. Mesela biz buna biraz hasretiz. Yani çok mikro boyutta bir şey bu. Ama mesela işte ne bileyim Denizli'de, Aydın'da, işte Muğla'da böyle çok güzel, Ege'li olduğumdan dolayı da değil ama çok güzel yerel gazeteler var ve hani onların hepsini de takip ediyorum. Dediğin gibi oradan çok güzel kaynaklar çıkıyor. Ya ben sabahları ilk iş Basın İlan Kurumu internet sitesine girelim. Bu arada tavsiye ederim. Basın İlan Kurumu, BİK'in sitesine girdiğiniz zaman orada şey vardır. Yerel gazeteler. Her gün yüklenir oraya. Birinci sayfaları da olsa yani yaklaşık
değil. 350-400 mecraya sabah ben ilk işim açardım. Harita üzerinden seçerdim. İşte Adana'dan başlayıp Zonguldak, Düzce'ye kadar sırasıyla haberleri okurdum mesela. Dediğim gibi Anadolu'da medya güçleniyor. Medya başka bir hale geliyor. Benim şöyle bir iddiam var. Dün radyo programımızda da, Radyo Gedik'te de işte bundan bahsettik. Yapay zeka diye bir şey girecek hayatımıza. Muhabirler çıkacak hayatımızdan yavaş yavaş. Haberi sadece içerik olarak biz vereceğiz gibi geliyor. Anlık işte bu yerele gitmenin aslında temeli teknolojiyle birlikte olacak. Şu an pahalı bir teknoloji olduğu için aslında dijital taraf yerel çok adapte olamadı bu işe. Ama olacak, görüyorum yani, bu net olacak. Bir konum daha var. Son zamanlarda çok fazla kitap geliyor bana. Ünlüler bir kitap yazma sevdasına düştüler. Çok özür dilerim. Birkaç tanesini tenzih edip ayrı tutarak gerçekten okunacak şeyler değil Burak. Yani tahammül edemiyorum. Yani benim ilkokula giden kuzenim çok daha iyi kitaplar yazar. Evet. Vardır, eline geliyordur. Var, evet. Yani ben bir mesela Sıla'yı şarkıcı olarak beğenen insanlardan bir tanesiyim. Güçlü. Şair olarak diyorsun ya. Yani şair demiyorum zaten. Yani o başka bir şey ama yani bir kitap çıkarmış ve kitap gerçekten 30-40 baskı yapabiliyor. Yani bugün işte okuduğumuz Atol Behramoğlu'nun bugün çıkaracağı herhangi bir kitap kaç baskı yapar? Herhalde 3'ü 4'ü 5'i geçmez ya, onu geçmez yani. Ne yazık ki böyle yani. Keşke milyonlar okusa, milyonlar satsa ama öyle değil. Ya o popülariteden dolayı kaynaklanan... Kağıt yok. Ya gazeteler kağıt bulamıyorlar. Kağıt siyanlığı. Ya işte yani. Para kazanılıyor bu iş. Yani bir sektör, yayın evleri çok uyanıklaşabiliyor. İşte bu... Yani bilmiyorum, bunu mesela bir arkadaşım şöyle savunmuştu. Yani kitap çıkarmak, kitap basmak, evet herkesin hakkıdır. İşte bunu hiçbir otorite yoktur ki işte sen basamazsın, sen basmalısın diyemez ama işte oradan kazanılan para başka yazarlara, şairlere gidebiliyor. İşte onların da kitap basmasına doğru bir yol olabiliyor diye çok ilginç bir yorumda bulmuştu ama kesinlikle katılmıyorum buna. Yani herkesin bir tercihi yani, var herhalde. Biliyorsun, heyecanla beklediğim bir kitap var. Edebiyat dünyasının mihenk taşı olacak. Belki de Türk Edebiyatı'nın önünde yeni bir ufuk açacak. Şeyma Subaşı bir kitap yazıyor. Şeyma Subaşı. Ya şeyi var, Nilgün Bodur. Benim favorim o. Aa, evet ya, o bomba dedim. Ya geçen şeyi fark ettim. Şeref Bilsel, şair. Çok sevdiğim bir dostum. Çok iyi de bir şair. İşte Varlık Dergisi'nin şiir editörü. Hani hayatını şiire adamış. Çok önemli, nadide bir edebiyat insanı. Geçenlerde böyle bir beraber otururken ya dedim, Nilgün Bodur'un kitabıyla alakalı şöyle bir şey var. Ondan sonra senin orada senin bir dizene benzer bir dize var orada. Ne diyorsun buna? Ya gösterdim işte, konuştuk ettik. Dize şu. Otur şöyle, işte bir çay iç, sonra yaşlanınca kalkarsın. Şeref Bilsel'in dizesi bu. Yaşlanınca kalkarsın, otur şöyle bir çay iç. Nilgün Bodur yazmış bunu. Yok ya, şimdi esinlenmiş. Ya şimdi böyle yani 50 baskı yapmış, bilmiyorum kaç tane ev almıştır yani bu kitapla. Sen evleneceksin ya, hep ev peşindesin. Yani öte yandan şey, Cansu Selam. Cansu Selam. Ya şöyle bir durum var yani, gerçekten yazabilirler. Ben bunu şöyle biliyorum, gerçekten yani okuma yazma bilen, hayatında hiç tiyatroyla tanışmamış, tiyatro yapan, bunlara saygı duyuyorum. Böyle de olmalı zaten. Bu işe bir yerden adım atılmalı. Fakat bir iddia varsa ortada, hani bu iddianın da altı doldurmam. Ben bunu edebiyat için yapmıyorum arkadaşlar beni. Şey gibi bu. Üniversitede mühendislik bölümüne girdiği birinci sınıf, yani kaydettiği, kaydolduğu gün imzayı attığı anda engineer yazıyor sosyal medya hesabına. Şimdi şey oluyor. Yazar, şair, oyuncu, müzisyen, tiyatrocu. Nedim Saban gelmişti buraya. Nedim Beşer dedi. Ben tiyatrocuyum. Sanatçı var. Yani tiyatrocu. Sevgili Zeynep Erkek de var. Tiyatrocu ya. Bu mesleğin bir adı var yani. Mesela bir şey var, bir kovuldu kovulacak, atıldı atılıyor derken bir haber bülteninin sunucusu var. Ana haber bülteninin sunucusu. Buket Aydın, ismini vereyim. Şimdi diğer kanalda zaten. Haber başkanı unvanı. Evet, yani haber başkanı ne işi? Sen nasıl olur? Mesela haber başkanı sence nasıldır? Abi ya bir mantık. Haber başkanı desem sana ne dersin böyle? Haber diye bir vilayet var. Oranın başkanlığını yapıyorsun ya. Haber başkanı muhabiri vardı. Ya yurt dışına bak, medyada şöyle bir şey. Şef editör vardır, editörler vardır, uzman muhabirler var. Crossmont vardı. İşte Anadolu'da yani Taşya muhabirliği yapan vardı. Bizde abi herkesin unvanı var. Ya bununla ilgili şeyi çok seviyorum işte. Bizim medyayı çok iyi anlatıyor. Aslında medyayı yorumluyorum ben bunu. Yılmaz Erdoğan'ın
bana bir şeyler oluyor diye bir oyunu vardı. Orada alter erkekli kafayı yiyor, hapse düşüyor falan. Gardiyan geliyor soruyor, sen niye düştün diyor. Bu anlatıyor, şöyle oldu böyle oldu. Sonra dönüp alter erkekli gardiyana soruyor, peki sen niye düştün diye. O da diyor ki saçmalama diyor, ben gardiyanım, devletin maaşlı memuruyum diyor. Alter erkekli dönüp Tanrı ile konuşuyor. Tanrım iyi kötü bir maaş bağlar. İnsan kendini cezaevinde de özgür hissedebiliyor diyor. Şimdi medyanın durumu aslında o, haber başkanı. Ya benim son ünvanım neydi biliyor musun? Neydi? Haber İstihbarat ve Özel Haberler Bölüm Müdürü. Bölüm şefi. Çok havalı ya. Ya basın kartına sığmadı. Taştı böyle, altta açılıyor benim bir basın kartı. Bir kartı istersene. Ya şey, yani editör olursun, muhabir olursun. Bana soruyorlar işte, bir yere canlı bağlantı yapacağız işte, sahadayken. Ne yazalım ünvanınızı falan. Dedim ki yani muhabir. Ya yani bu işin temeli muhabir diyor yani. Şimdi muhabir gitti. Şeyde sosyal medyada eğer 1K yani o 1K'nın üzerine işte 2 ya 10K atıyorum 10 bin şey takipçin varsa hiç de bir işin yoksa artık gazeteci yazıyorsun oraya. Benim de şuraya ne ekliyorlar şuraya? Şu an KJ'ye bir şey yazmıyor KJ'ye. Sorularınız için sana soru soracaklar. Ya dediğim gibi işte medya, geleneksel medyadan bambaşka bir hale geliyoruz. Bu dönüşüm sürecini iyi yönetemediğimizi düşünüyorum bizim. Yani bu değişim süreci, bu dönüşüm süreci aslında Türkiye'de medyayı tamamen bitireceğini, çok iddialı bir şey söyleyeceğim aslında. Birkaç yıl içerisinde 4-5 basılı gazetenin kalacağını. Çünkü artık biliyorsun ya, gazeteleri finanse eden aslında basın ilan kurumu. Orada da bir iki düzenleme bekleniyor yakın zamanda, çıkar ortaya. Yani şey muhabbeti bile işte yıllarca o süren senin tirajına göre sana basın ilandan ilan verelim. Yani işte 0 ile 20 bin arasında bir gazete satıyorsan sana işte X miktarında ilan vereceğiz. İşte 20 bin ile 50 bin arasında satıyorsan sana 3X ilan vereceğiz. İşte 100 binden daha fazla satıyorsan 10X ilanın olacak senin. Bu şu demek. Ne var ne yok işte biz elimizdeki varımızdaki her şeyi büyük gazetelere vereceğiz ve büyük gazeteler daha da büyüsün, küçük gazeteler iyice küçülsün ve kapansın. Yani ya gerçi buna da gerek kalmıyor bu arada. Yani o basın ilan kurumundan çok yüklü miktarda ilan alıp işte zaten büyük sermayelerin, büyük holding şirketlerinin gazeteleri olan gazeteler de birer birer kapandı. Çünkü hani belki de niyetlerden bir tanesi de yani topluca medyanın dönüşümü, işte Demirören'in büyük bir medya devi olması nasıl gelişmiştir? Yani bilmiyorum sen nasıl izledin bunu ama işte Vatan'ın, Milliyet'in Demirören tarafından satın alınması, sonra bir gecede işte kimsenin haberi bile yokken işte Ziraat Bankası kredileriyle banka ismi telaffuz işte, etmeyelim bizimle de. Evet, yani kamu işte, bankası olsa dahi bir banka kredisiyle işte tek gecede Demirören'in işte Doğan'ın Demirören'e geçmesi, işte oradan gazetelerin kapatılacak duruma gelmesi, Vatan'ın kapatılması, Milliyet'in kapatılacak olması iddiaları. Bu arada ben işte Doğan grubunun yani bir şey, kulis bilgisi. Yakında zaten kokusu çıkar. Doğan grubunun yeniden medyada pozisyon alacağına dair bir kulis bilgisi var. Eski kurmaylarla görüşüldüğüne dair böyle bir kulis bilgisi. Henüz netleşmedi. Çoğu meslektaşımla da konuşuyoruz. Onlara da benzer bilgiler gelmiş. Onlar da bana soruyorlar. Bu Hürriyet'in Doğan grubunun satış sürecinde biz haberdar olmuştuk konudan. İlk biz yazmıştık hatta sözcüde. Dediğim gibi böyle bir durum var. Bir de Türkiye'de biliyorsun yabancı bir grup, birkaç yayın grubu ortak bir adım attılar. Bir şey olacak yani, memlekette bir şey olacak. Çünkü tarihe dönüp geriye dönüp okumasını yaptığımızda bu tip meseleler, medyada böyle hızlı dönüşümler olduğu süreçte memlekette bir şeyler oluyor. Olmuştur hep. Ya, ne olacak sence? Senin öngörün nedir bu önümüzdeki süreçle ilgili? Yani toplumsal muhalefetin giderek yükseldiği kanısındayım ben ve yani evet, ortada hepimizi zarara uğratan, zarara sokan irili ufaklı bir sürü sebebimiz ve gerekçemiz var. Hani günlük hayatta, sokakta dertlenebilmemiz için. Bu gerek işte siyasal sebepler, gerek işte en büyüğü ki yani birbiri ardına intiharlar oluyor. İşte birbirine ardına insanlar cinnet geçiriyor. Böyle hani saçma sapan hikayelerle güne başlıyoruz, uyanıyoruz. İşte yani çoluğunu çocuğunu böyle okula gönderemeyen, ondan sonra işte ekmek alamadığı için ölen insanlardan bahsediyorum. Kendini öldüren insanlardan bahsediyorum. Ya tüm bunların olduğu yerde aslında ve ne yazık ki giderek arttığı yerde bir refahtan söz edemeyiz ki edemiyoruz da yıllardır. Hani hepimizin
düştüğü durum da ortada. Tüm bunlara karşılık insanların hem politik hem ekonomik hem de geleceğe dair böyle bazı planları ve bazı niyetleri var. Ve bu niyetlerin ufak ufak gerçekleştiğini görüyorum. Yani bu yerel seçimlerin aslında bunlar için çok güzel bir, bu söylediklerim için çok güzel bir örnek teşkil ettiğini de söylemek mümkün. İşte koskoca bir İstanbul Belediyesi el değiştirdi. İşte karşınızda bir tane hakikaten beyefendi ve işte söylediklerini yapan, yapmak isteyen, samimiyetine inandığımız, güvendiğimiz bir adamla karşı karşıya kaldık ve insanlar o bütün alışkanlıklarını reddedip buraya doğru gitti. Yani bu bir bütün olarak gerçekleşir. İşte ihalelerin açılıyor olması, yolsuzlukların yapılıyor olması, işte bunların belgelerle kanıtlanıyor olması bir şeyleri mutlaka değiştirmeli ve değiştiriyor da. Hani bunu görüyorum. Ama bu devran böyle dönmez yani. İnsanlar gerçekten oturduğu kahvelerde, işte oturduğu sandalyelerde içtiği çaylarla da bu sohbeti yapabilir. Ya da işte kocaman halk meclislerinde de bu sohbetler yapılabilir. Ve ortaya çıkan sonuç şu olması gerekir ki, oluyordur da. Biz mutsuzuz. Biz gerçekten yarına dair ümidimiz varken hani neleri yapabileceğimiz konusunda bir fikre sahip değiliz. Bunun için ayağa kalkıyoruz, bunun için bir şeyler yapıyoruz demelidir. Toplumsal muhalefetin sesi de her zaman elini vicdanına koyan insanlar tarafından sahiplenir ve ileriye taşınır diye düşünüyorum ki öyle oluyor. Bu arada küçük bir bilgi verelim. Az önce bir maç vardı, basketbol maçı. Evet. Anadolu Efes, temsilcimiz Anadolu Efes, Katalan rakibi Barcelona Lassa ekibiyle ekibini yendi ve bir sonraki aşama Fenerbahçe Beko'yla Final Four'a kaldı. Son 4 diye kaldı. Çok ilginç bu arada, mesela Barcelona'nın sponsoru bir yerli firmamız. Anadolu Efes var karşısında. Sonra bir gene bir Türk rakiple, bir Fenerbahçe ile. Evet, Barcelona'nın işte futbol kulübünde de Beko yazıyor bu arada. Yani bu şey, yani kulüp adı değil. Şimdi kulüp adı olunca söyleyebiliyormuşuz. Böyle bir standardımız var. Böyle tehlikeli ilgili şeyler. Pardon. Marka ile ilgili sıkıntılarımız var. Yok, o küçük şeyler olabilir. Çünkü ya biz de karıştırıyoruz. Çünkü bizde böyle bir sıkıntı var. Yani ben bilmiyorum. Şimdi Netflix var ya, farklı platformlar var ya. Mesela onlardan izliyorsun. Çünkü birçok şeyi görmüyorsun. Yani ben elbette şeyi doğru buluyorum. Kullanılması uygun olmayan maddelerin gösterilmesini tabii ki de doğru buluyorum. Ama abi oyun alanın daralıyor. Yani şimdi kulübün adı bu. O da sponsor olmuş. Şimdi ne diyeceğiz? Nasıl telaffuz edeceğiz? Ya basın toplantısına gidiyoruz. Basın toplantısında işte açıklama yapılıyor. Her önde su şişesi var. Ya onu sansürle, bunu sansürle. Evet, evet. Yani sadece şeyin işte Genel Yönetim Kurulu Başkanı'nın kafası kalıyor. Yani kafayı çevirdiği anda şeye düşüyor. Budura düşüyor. Yani orada sansürleniyor. Evet, her şeyi sansürlüyoruz. Ya bunu artık bir esnemesi lazım. Yani geriye dönüp 5 yıl öncesine, 6 yıl öncesine daha rahat. Yani bu şey de değil. Gelir modeli değil bu. Yani kimse bundan para kazanmıyor. Ama bunun artık bir esnemesi lazım. Bu şık da değil. Yani her tarafta bir şeyler var. Televizyon izleyemiyorsun. Yani 5 sene önce çekilen dizi diye atıyorum, böyle kanallar var eski dizileri tekrar yönde ve bakıyorsun 5 sene önce o şey görünüyormuş. Her şey gözüküyormuş, evet. Ya şimdi sen X bir firmasın, orada sponsor olmuşsun o işe. Ya sen o sadece o yayın esnasında mı sponsor oldun? Ya bu devam etmeyecek. Yani o zaman ürün yerleşme var diyorsun. O devam etmeli. Ya bu teliflerle ilgili böyle bir sıkıntı var. Ya Kemal Sunal filmlerin biliyorsun. Şimdi uydu kanallarını aç. Hepsinde var. Hepsinde Kemal Sunal. Bu telif işi ne oldu? Bir ara davalık tabii. Biliyorsunuz Sunal ailesi bununla ilgili. Bir telif sorunumuz var. O da aslında bizim kültürümüzden kaynaklanıyor. Ben yıllar önce bir zeytinyağı haberi yapmıştım. Bir Yunan medyası, Yunanistan'dan bir gazete bunu alıp kullanıp bana para göndermişti. Ulaşmışlar bana. Çok güzel. Yani hesap bilgilerimi istediler ve para gönderdiler. Ya şunlar oluyor. İşte on ayak başı ressam arkadaşım diyor ki işte Le Monde'a röportaj verdim. Adamlar geldiler. Ben de röportaj yaptılar. Fotoğrafımı çektiler. Röportajı yayınladılar. Röportajı yayınladıklarından dolayı o fotoğraf için bana telif ödediler diyor. Çok iyi abi. Yani bu mesela hani hakikaten akıllı bir şey değil. Haber yapıyorum. Yazdığım haber imzalı. Yayınlıyorum haberi. Ertesi gün başka bir yayın organı haberi, ya yazım hatasını düzelt abi, yanlış yazmışım bari o hatayı düzeltin. Yine imzalı koyuyorlar bu arada. Kendi ekibinden muhabirin imzasını atıyor. Başlığı değiştiriyor, spotu yani o girişi oynuyor. Değiştiriyor. Oynuyor onunla, onu koyuyor. Takla attım. Takla attırsalar. Keşke yani, takla attırsalar. Yani şu ondaki haber bizde var mı kavgası vardır. Anladım. Yani bir de bizdeki dijital medyanın başındaki adamların, yani git bak yani benim bildiğim, çalıştığım kurumları. Yani gerçekten yani cep telefonu kullanamayan adama teslim etmişler orayı.
Yani bugün milyon ziyaretçisi olan oradaki hangi haberin gireceğine karar veren adam yani cep telefonu kullanmıyor, bilmiyor. Yani sonra diyorlar ki halk bunu istiyor. Halk bunu istemiyor. Oradaki şahıs bunu istiyor. Onun o gün morali bozulmuş. Eşiyle tartışmış. Hadi bir fotogaleri yapalım. Erkekleri sinir eden 10 madde diye. Okuyor musun onları? Ben hepsini okuyorum. Yani şöyle, ben gerçekten kadın programlarını da izliyorum. Bu şimdi düğün programları var biliyorsun. İşte evini gösteriyor, gelinler falan. İstisnasız yemek programları. Hepsini izliyorum. Yani çünkü beni besleyen bir yer orası. Ve seviyorum da. Çünkü şeyi görüyorum. Ben toplumdan soyutlanmamış oluyorsun. Ya bir tane gelin programı var. Evlere şenlik. Ya bir bölüm yapmak istiyorum. Oradan böyle konuşuyorum şimdi. Bölüm bölüm alacağım. Ya bu ışık bu salona olmuş mu diye 40 dakika konuşuyorsun. Arkadaşları çağırıyoruz şimdi değil mi? Böyle? Onlar geliyor oraya. Bir yerde işte bir programda. Şimdi birilerinin yarıştığı, birilerinin birbirine düştüğü ve kendi ailende, hayatında gördüğün şeyleri izliyorsun. Yani bunu seçiyorsun. O nedenle şimdi yeni bir şey bulamadılar. Bu evlilik programları kalktıktan sonra medyada onu dolduracak bir şey yok. Suçlu hani buluyoruz. Biliyorsun Müge Anlı var. Sağ olsun o olmasa kayıplar bulunamayacak. O olmasa cinayetler. Ya istihbarat gibi çalışıyorlar. Mis gibi. Ya Palo ailesi diye bir şey çıktı girdi hayatımıza. İnanılmaz yani. Şimdi filmini çekiyorlarmış. İnanılmaz. Yani dediğim gibi ben izliyorum. Zevkle de izliyorum. Yapanların da eline emeğine sağlık. Çünkü nelerden korunduğumu... Çayı çok beğendim bu arada. Afiyet olsun. Ben konuşuyorum değil mi? Böyle bir şeyler söyleyeceğiz değil mi? Buraya geldim. Yani tabii şey yapıyorsun işte. Mutfağının perdesiyle mutfak masan uyumlu diyor. Stüdyo eleştirildi mi? Düğün kaseti falan izleyip bir şeyler yapıyorlar böyle. Onları biliyorum. Yani o gelinler bir araya gelip işte düğün kaseti izleyip ya bu böyle olmamış hani işte sen çok kilo vermişsin çok kilo abi şunu ağır bakın değerli izleyelim kusura bakmayın çok özür dileriz muhabbet için programımızın konsepti zaten bu ama ya iki tane kamera kurulmuş takı töreninde. Bir tören yani takı da şöyle kim ne taktı diye zoom girilmiş damatla gelinin yakasına ve arşiv tutulmuş. Böyle bir haber verdi ya Kars'ta işte bir sürü altın takmış işte oğluna dava açıyordu galiba işte sen gidip evlenmedin ondan sonra bütün o altınlarımdan oldum. Böyle bir şeydi galiba hatırlıyor musun bunu? Sen şeyi biliyor musun dünkü haberi kayınpederiyle evlenmiş. Evet ya onun, çok güzel. Onun detayı nasıl biliyor musun sen? Onun detayı şu evlenme dairesine gidiyorlar oradaki evlenme dairesine sen başvuru yaptığın zaman defter var karşısında işte nereye yazılacak. bir de onun oradaki memur işi bilmiyorsa onun yönergesi var. İşte nüfus cüzdanı eski yeni diye ayırmışlar. Bir hane bir diye böyle kağıt üzerine bir yönergesi var. O orada baba adını yazmış. Aşağıdan yukarıya sıralamayı karıştırmış. Otomatikman çocuk kayınpederiyle evlenmiş. Allah mesul etsin. Allah bir yastıkta kocasın. Yüz görünümlü ne taktın abi çok merak ediyorum. Damattan kayınpederine after şey falan. Anatolian Horror Story. İnanılmaz yani. Harbiden inanılmaz. Ya bizde yani, devlet ailesine işim düşer mi bilmiyorum. Yani işte ben de evlenmek için gittim ama bir bakmam lazım ona. Düşüyor ya ne yazık ki düşüyor. Abi evlendim sabır ya. Sabır testi yani. Şimdi bu mesela o düğün seremonisi var ya o bile başlı başına şey komedi. O zaman AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sağ olsun telgraf göndermişti benim nikahıma. Biz şok olduk telgraflar kimden Binali Bey'den falan. Sonra öğrendik herhalde herkese gönderiyor diye düşündük biz yani bütün şeylere nikah dairelerine falan. Bu programda bir PR bir halkla ilişkiler şeyi yöntemi çok sonuçta. Çok mutluyum ya şu an böyle eski meclis başkanının tarafından düğününe telgraf gönderilen bir adamın konu olduğundan dolayı. Ama biz normalde o seremoni bitince ayağına basarsın yani. Ya birbirinizin ayağına basarsınız. Böyle bir şey vardır, kültür vardır. Biz basamadık. Şok olduk. Binali mi? Binali Yıldırım mı? Abi, ha, tanırız bu arada. Binali Bey'le çokça bakanlığı döneminde seyahat de ettik. Yani Laramba Caddesi şeylerini Barcelona'da kol kola yürümüşlüğümüz de vardır. Yani çünkü gerçekten gazetecilerle iletişim çok iyi olan bir siyasetçi Binali Bey. Ama dediğim gibi yani ben
beklemiyorsun. Böyle dumur, biz ikimiz böyle birbirimize baktık. Beren'le Binali, Binali akraba gibi oluyor bir de. Aa, güzel. Dediğim gibi sen de evleneceksin. Bak bana çok söylediler düğün öncesi. Birincisi göbekleniyorsun abi, net. Gerçekten, o bende hep vardı ya. Yani, bir aramız olacak bir dakika sonra ama şunu söyleyeyim. Bu eleştirdiğimiz için birkaç arkadaşımız sosyal medya üzerinden söylemiş. Ben kitap konusunda gerçekten sonra da düzelttim aslında onu. Kalp kırmak istemiyorum. Ha, evet. Buradaki... Yani, ya dedim ya, ben de otorite değiliz yani. Kimse otorite değil. Yani sen yaz, sen yazma diye bir şey yok. Ama sadece nitelik bakımından eleştirdiğinde çok satması, yani, yani biz beklenen bir sonuç. Yani çok satması beklenen bir sonuç değil. Aslında yanlış düşünüyorum. Ben satmaması, yani çünkü bak kitap ve sinema önceden gidip ürünü test edebileceğin, tecrübe edebileceğin bir şey değil. Girip memnun kalmayabilirsin. Kitap da öyle. Kitabı hani kitapçıdan alırken açıp hani ne kadar okuyabilirsin ki, bu bittikten sonra tespiti yapılabilen bir şey. Değil mi? Yani burada markaya gidiyorsun işte. Yani ilk sanatçı kitap yazmış. Sen de onu tanıyorsun. Yani sonuçta biliyorsun Kürk Mantolu Madonna kitabının Madonna'ya yazıldığı zannedilen bir şeydeyiz. Mecradayız, dünyadayız, bir top ülkedeyiz. Hani ona da çok mesela orayı eleştiriyorum. Abi bilmiyorsan sus. Biz bilmeyip konuşanların noktasıyız. Yani gittiğimizde ya ben işte çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Çiftçilik yapıyorum. Hala devam ediyorum buna. Her sene tarlaya aynı şeyi atıyorlar. Ya dedim ki fındık bahçesine. Dedim ki bu ne atıyorsunuz abi? Yani bu gübre de. Ne gübresi? Ya belki toprağın ihtiyacı yok. Analizi yaptırın. Yok sen biliyorsun falan filan diyorlar. Yani çünkü biz gelenekçiyiz. Biz toprağa gübre atarken bile gelenekçiyiz. Çünkü konforumuz bozulsun istemiyoruz. Biz konformist insanlarız. Kısa bir ara vereceğim Burakçım. Keyifli bir sohbet oluyor. Kısa bir aramız var. Aradan sonra izafide olacağız. Görüşmek üzere. Kendi soğanını tüketemeyip Mısır'dan soğan ithal eden Türkiye'nin güzel televizyon kanalı KRT'de izafiye devam ediyoruz. Hoş geldin tekrar Burak, ikinci bölüme. İkinci bölümden bahsedeyim. Bu bölümde geçtiğimiz yılın gazetelerini bakıyoruz, alıyoruz, değerlendiriyoruz. Biz bu bölümü yaparken şöyle düşündük. Hani renkli olur, gazeteleri koyarız. Bu 6. 7. program olacak artık. Orada farklı olur diye düşündük ama geçtiğimiz programların hepsinde koyduğumuz gazeteler ne yazık ki hep aynı başlıklı. Çok da değişken bir şey olmadı. Bu bölümü kaldıralım mı acaba diye düşünüyor. Çünkü 10 tane gazete koyuyorduk. Sonra 7'ye düşürdük. Hepsi aynı zaten. Derken demek ki geçen yıldan bugüne çok bir şey değişmemiş. Yavaş yavaş böyle bütün gazete manşetleri aynı, haberler aynı. Hatta şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanının işte İçişleri Bakanı falan fotoğraf boyutları bile aynı. Yani bunu şey yapmaya, tespit etmeye başlıyor. Yaşarken fark etmiyorsun. Sosyologlar görev başına o zaman. Öyle yani bak işte Zeytinalı operasyonun olduğu dönemde işte tam hepsi geçtiğimiz yıl. Bugün tabii 1 Mayıs. Muhteşem bir gün aslında bugün. Benim için de önemli bir gün. Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs'ta ben yani Taksim'e girilmemiş. Taksim'deydik biz. Taksim'de bir köpecik vardı, hatırlıyor musun? Polis tek varmıştı. Evet, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ben ona mama bulamadım tabii. Her ya trafik kapalı. Köpeğe tekme atıldı. Sosyal medyada da şu kişi bir şey verin. Ben de gittim dürüm yaptırdım. Linç ettiler. Köpeğe dürüm verme, kör olur, hasta olur falan. Ne vereyim abi yani. Bir linç kültürü var dedik ya sosyal medyada. Şimdi biz de birkaç gazeteyi değerlendirip linç etmeyeceğiz bu arada. Linç kültürümüze de geldi. Şimdi hemen burada olacak ekranda. Türkiye Gazetesi her programda söylediğim gibi en sevdiğim gazetelerin başında yer alır Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi gerçekten iyi bir gazete, eski bir gazete. Yaşını kutluyordum bu arada. Evet, geçtiğimiz yıl 1 Mayıs günü çıkan gazete. Bu arada 1 Mayıs olduğu için ertesi gün 1 Mayıs haberleri olur. Yani 1 Mayıs gazetelerinde genelde olmaz. İşte 24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanlığı. Yepyeni Beştepe diye verilmiş. Tabii seçim vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Ne var? Sen okur musun bana bir iki parça bir şey oradan dikkatini çeken konuları? Partiler üye göndersin diyor. YSK'dan çağrı.
biraz detayı küçük ama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçim güvenliği ile ilgili tedbirleri evet. açıkladı. İşte bir şey değişmedi. Evet, şimdi, şurada bir haber var. 143 dosya kaldı. Darbe davaları 2 ayda bitecek dendi. Henüz bitmedi. Davalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs bu arada. 2018 1 Mayıs'tan çok bir şey değişmedi. Davalar hala sürüyor. Burada hemen şurada benim en sevdiğim en zor okunası zor haberlerdir onlar. Esra görev yolunda öldü. Eşek şakası kanlı bitti diye haberler var. Bizde iş şakası vardır ya. Çok meşhur bir haber vardı. İş yerinde arkadaşı kompresörle şaka yaptı, bağırsaklarını patlattı falan gibi haberler vardı. Bu arada iş yılında öldü deyince Oğuz Ardesel diye bir çocuk vardı. Tanıyorum. Çorlu tren kazasında hayatını kaybetti. Dava biliyorsun. Yani saçma bir yere gitti. Annesinin feryatlarını biliyorsun. Evet, hala sosyal medyadan devam ediyor. Bu arada bunu bir sosyal sorumluluk haline getirdiler. Oğuz Ardesel adına bağışlar yapılıyor. Gerçekten çok iyi yönetildi bu durum. Onun adını sıklıkla anmaya çalışıyorum medya organlarında ki bunun bir yansıması vardır. Teknik bir şeydir bu. Unutulmasın Oğuz Ardesel. Yaşasın. Sen de iki varsın. Yani Oğuz Ardesel'i unutmayacağız. Biz sık sık burada bahsedeceğiz. Rabia Naz konuşacağız. Ne kadar da inatla, ısrarla ve tekrara düşeceğiz. Kızacaklar ama söyleyeceğim. Aklıma her geldiğini söylüyorum. Senden de rica ediyorum. Her yerde seslendirmeni istiyorum. Bir sonraki gazeteye geçelim dostlar. Yeni Şafak en sevdiğim gazetelerden biri de Yeni Şafak. İş kolaylaştıracak. Oldukça iyi bir gazete. Türk Akım kıyıya ulaştı. Türk Akım projesi vardı biliyorsunuz. Kemal Bey köşeye sıkıştı arkadaşlar öyle diyor. Gazete manşeti. Çatı adayı hesabı tutmayan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını hala bulamadı. Kazanma şansı olmadığını bilen Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağı artık kesinleşti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir isim arayışında olan Kılıçdaroğlu'na ithal aday olmaz. Ya çık adaylığını açıkla ya da Cumhuriyet CHP'den başka birini gösterelim isyanı var denmiş. Partileri sildi. Biliyorsun şurada da böyle aslında beni de ilgilendiren bir şey var. Seçim günü evlenmek yasak. Yasal mı? Yasal mı? Bu arada şöyle o gün biliyorsun devlet memurları sandık görevlisi oluyorlar. Onların yani çalıştığı bir gün çoğu görevlendiriyor. Hatta yetmiyor sandık görevlisi. Özel bankalardan kurumlardan görevliler isteniyor. Bu yıllardır devam eden yasayla sabit bir durum. Sen de herhalde yani onca zaman var seçime denk getirme düğününü. 4,5 senem var daha. 3. Havalimanı'nda taksiciye İngilizce şartı denmiş. 3. Havalimanı'nı kullananlar isyan ediyorlar. Ben de geçtiğimiz günlerde 3. Havalimanı ile ilgili bir haber yaptım. Sen kullandın mı bu arada? Kullandım bir kez. Kullandım. Zor. Altyapısı zor. Ulaşımı zor. Yani metro henüz bitmedi. Aslında tam bitmedi o. Biliyorsun 3. köprümüz de bitmedi bizim. Biliyor muydun? Tamamlanmadı. 3. köprü aslında planlanırken ray sistemiyle planlandı. Değil mi? Ortadan bir tren geçecek. Ortada boşluk var. Fakat kimse dönüp şunu sormadı. Abi peki ray, ne oldu yani? Karayolundaki ray boşluğu nerede? Yok. Yok ve güzergaha baktım. Acaba ben mi yanılıyorum? Belki sadece köprüden ray sistemi geçiyordur sonra ayrılıyordur diye. Hayır güzergah bayağı oda yerine kadar karayolundan devam ediyor. Yani şöyle olacak. Ray sistemi için ihale yapılacak. Yol kazılacak. Tekrar alta indirilecek. Ray geçecek sonra tekrar asfalt dökülecek. Öyle görünüyor. ABD, İsrail ve PKK Esed'i vurdu denmiş. 8 gazeteci 25 ölü. Kabil'de kanlı gün. Bu arada bak çok sık oluyor. Afganistan'da olan bu 8 olayı gazeteci 25 ölü. Hatırlıyorum. Ya biliyorsun yani bir ülkede şey var saldırılar oluyor düzenli saldırılar. Yani bir kafayı yeme bir çıldırma durumumuz var. Unutuyoruz sürekli. Berat gecesine Ramazan sevinci. Şu üstü göremiyorum yansımadan dolayı. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz demiş Erdoğan. Emekliye çiftteyken bu standart haber biliyorsun artık. Az evet. Evvel Türkiye'de de vardı o. Türkiye gazetesinde de vardı. Sürdeydi o da. Bu emekli seçim öncesiydi. Emekliye bir maaş verdiler biliyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi önermişti. Olmaz demişlerdi. Sonra hemen ne oldu? Şey konuşalım. İstanbul'daki Akbil hikayesini de bir konuşalım. Devam edelim dostlar. Dünya Gazetesi geliyor. Dünya Gazetesi en sevdiğim gazete. burada ABD'de tahvil faizi arttı. Bas senaryo değişti. Bu arada bu 3 gazete arasında 1 Mayıs kutlayan tek gazete oldu Dünya. Evet Dünya Gazetesi. ya 1 Mayıs... 1 Mayıs sanki böyle nedense bir
teröristler 1 Mayıs kutluyor gibi bir algı yaratıldı bu ülkede. Sonra ya, biz 1 Mayıs'ta barıştık falan. Ben bugün ev taşıyorum. İşte yanımda nakliyeci arkadaş var. Kendisini de anmak istiyorum gerçi. Yaptığı birçok şeyden dolayı ama işte yollar kapanmış vesaire, işte Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçeceğiz. Ya şu cümleyi kurdu. Ya 1 Mayıs'ta ne işiniz var ya? Yani çalışıyor o esnada. Evet. Şoför sallıyor. Direksiyon sallıyorsun. İşçisin. Yani evet, ağır işçisin. Bunun herhalde karşılığı var herhalde. Politik karşılığı var dediğin gibi. Algı böyle çünkü. Bakan konuştu, dolar düştü. Ben size söyleyeyim, şu an güncel dolar, hemen ekonomi haberlerine geçiyoruz. İzafi de ekonomiyle. 5.96-16 seviyesinde şu an dolar. Seni mutlu edecek bir haber vereyim. Çeyrek altın 401 lira. Şuradaki aradaki haberler çok güzel. 1 Mayıs işveren olacak işçi olsun. Bu arada önümüzdeki günlerde gündeme gelecek kıdem tazminatı paketi gelecek. Bayağı da zorlayacak bizi bu süreçte. Çünkü o fonu çok iyi anlayamadık. Sanki işçinin lehine gibi gösteriliyor. Bu arada arabulucu avukat da işçinin lehine gibi gösterilmişti ama işverenin avantajına oldu. Umarım bu da öyle olmaz. Devam edelim dostlar. Akşam gazetesi gelsin. İşte en sevdiğim gazetelerden biri yine. Akşam gazetesi demiş ki emekliye her yıl iki ikramiye. Yani birinci yılı atlattık, şimdi ikincisi geliyor. Bakalım göreceğiz gerçekten verecek mi? Bu arada bütçeyle ilgili ciddi bir sorun var Türkiye'de. Ben ekonomi... Bu arada bu bir yıl içerisinde verildi mi? Bir kere verildi galiba. Bir kez verildi ama bu daha verildi, şey yapmadı. Yani bayram ikramiyesi. Bayram ikramiyesi. Senin devriyesi gelmedi. Evet, bayram 6 Haziran, 5 Haziran Ramazan bayramı. Bu arada 6'sında da Ramazan başlıyor şimdiden. Suriye'yi kim vurdu? Türkiye'nin sağlığı yerinde, o haberi hatırlıyorum yine. İngilizcesi olmayana yolcu da yok deniyor. Öyle bir dünya yok. Olmadı yani, ne yazık ki. Geçen bir sanatçı şeyi eleştirdi. Ya havalimanına gitmiş yani, havalimanına. Abi giremedik yani. Aracın bak, kendi bir aracın eğer gidiyorsan otopark, çılgın rakamlar bu arada. Yani Atatürk Havalimanı daha makullü. Çünkü İspark'ın otoparkı vardı, oraya da bırakabiliyordun. İstersen içeriği kullanıyordun. İstersen vale hizmeti vardı. Belli kredi kartlarını kullanıyorsan çalıştığın bankalar. Hatta çoğunun vardı. Çok da makul rakamlara bırakıyordum. Şimdi burada öyle değil. Özel aracınla geldin. Birini alacaksın. Havalimanının içine kapının önüne gelme şansı yok. Atatürk Havalimanı'ndaki gibi değil. Otoparka girmek. Otoparka girmek zorundasın. Girdiğin anda da para ödüyorsun. Belli bir kısa bir süresi var. Ama yani tabii senin havalimanına girmen, çıkman, yolcunun inmesi, taksi süresi, taksi sürelerinden şikayet ediyor. Taksi süresi derken bu arada uçağın karada geçirdiği süre, taksi süresi deniyor. Çok uzun süreler. Çok zorlayacak bizi. Umarım yıldırmaz insanları. Çünkü Sabiha Gökçen'e bir yoğunluk başladı şimdi. Herkes oraya dönüyor diyelim. Geçtiğimiz yıl evet, Kanal 24 Star grubunun, Star gazetesinde içinde olduğu Türk Medya grubunun bir yüzü değişmişti. Logosu değişmişti. Ben başarılı bulmuştum. Devam edelim. Star gazetesi 80 milyona bayram. Star'ı sevmiyor musun? Star'ı da seviyorum. Star da en sevdiğim gazete. Nuh Bey var başında. Çok beyefendi bir adamdı. Sosyal medyada biraz şey, kızgın tweetler atıyor ama Nuh Bey, yoksa özünde gerçekten tanıdığım, çok sevdiğim, çok başarılı. Yani oturup sohbet ettiğinde gerçekten entelektüel birikimi seni şaşırtıyor. Öyle bir gazeteci Nuh Bey. Buradan da alalım. Ya ne yazık ki işte medya öyle bir dönüşüme geldi ki insanlara kızıyoruz. Halbuki yani siyasi görüşü bambaşka bir yerde. Nuh Bey'in ama insan olarak, birikim olarak sohbet ettiğimde keyif aldığım insanlardan biridir. Diyelim Binali Yıldırım geçtiğimiz yıl bugün başbakandı. Sonra meclis başkanı oldu. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Ve ama onun iddiasına göre seçimde o kaybetmedi. Diyorum. Başbakan Yıldırım toplumun her kesimini yakından ilgilendiren kararları açıkladı. Çalışana, emekliye, yaşlıya, gence, esnafa müjde yağdırdı. Ceza ve borçlar yapılandırılıyor. Evet, geçtiğimiz yıl bir yapılandırma geldi. Yine geldi. 70-60'tı sanırım madde. Daha önce de vardı. Yani sürekli borcunuzu bu ülkede ödemeyip yapılandırıp 2 ayda bir gelir bunun ödemesi. 36'ya bölersiniz. 18'e bölersiniz. 36 ayda ödersiniz diyelim. Yakın zamanda seçim görünmüyor ufukta. Onun için çok umutlu olmamak lazım. Borcu olanlara buradan. Kolaylıklar diliyoruz. Söyleyeyim. Hani yaş çay fiyatı 2 lira 45 kuruş. Bu yılda yaklaşık o rakam o seviyelerde olacak diye tahmin ediyorum. Emekliye iş yeri kolaylığı, esnafa stok affı, borç ayrı, sağlık ayrı denmiş. İş kuran gence prim desteği. Ya bir sürü teşvik var. Ben bu teşvikleri kimin aldığını çok merak ediyorum. Uzunca da bir araştırdım. Şimdi
Bir iki gazetemiz daha var. Sen de son iki gazeteyi sana bırakıyorum. Tabii. Benim en sevdiğim gazetelerden biri geliyor. Çalışıcı Gazetesi 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun ama ne sendika kaldı, ne can kaldı, ne para kaldı manşetiyle 3 farklı kategoride manşeti haberleştirmiş. Ne diyor? İkini okuyalım istersen. Sendikalılaşmayla alakalı. 80 darbesinde 40 milyon nüfusu olan Türkiye'de 4 milyon sendikalı işçi vardı ki bu %10'u ediyor. Evet. 81 milyona ulaştığımız 2018'de 1.7 milyon sendikalı işçi var. Evet. Yani o rakamlar son ortada. 2 dakikamız bu arada. Bakın şu haber Deniz, sevgili Deniz'in Deniz Sözcü Komiteleri Haber Müdürü'dür. Deniz iyi de bir arkadaşım, iyi de bir gazetecidir. Şerife Bacı'yı hatırlıyor musun? Kamyonlar sonra aslında onun öyle olmadığı ortaya çıktı. Maaşı kesildi. Kendisi sosyal medyadan açıklama yaparken yaklaşık 250 bin liralık aracıyla açıklama yapmıştı. Arabanın direksiyonunda hayır ben arabamı kullanabiliyorum imajı vermişti. Hatta kamyon kullanamadığı, oraya başka ertesi gün gidildiği konuları çıkmıştı. Erdoğan başkan seçilir ama meclis çoğunluğu almazsa seçim yenilenir denmiş. İngilizce ajansı Reuters'ın iddiasıymış bu. Genelde de iddialar tutmuyor. Murat Muratoğlu'nun, o da çok değerli bir gazeteci. İlk program konuğumuz burada. Dış ticaret açık kalmış. Fena esiyor diyor. Öyle oldu. Bu arada yani kıyamet telalı olmak istemiyorum ama ekonomide işler hiç iyi gitmiyor. Ben böylesine kötü bir dönem gerçekten görmedim diyebilirim. Devam edelim. Son gazetemiz gelsin. Cumhuriyet Gazetesi. HDP'ye bir adım, Akşener'e mesaj. Bu aslında bu seçiminde öngörülerinden bir tanesi olsa gerek. Evet, şu an haberi yapan Erdem, şu an biliyorsun Adalar Belediye Başkanı Partisi'nden. Geçtiğimiz yıl gazeteye, şimdi Binali Yıldırım Başbakan da Erdem abi Cumhuriyet'te çalışıyor. Erdem abiye de selamlar. Selamlar bu arada. Çok güzel işler yapacağına inanıyorum. 1 Mayıs sürmanşeti var. Dolaşacaklar en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette Hürriyet. Bu aralarında, yani bu gazetelerin aralarında en kıymetli başlığı atmış gazete olarak öne çıkıyor Cumhuriyet. Biz seni getirdik diye bir günü koymadık. Hazır sen varsın. Bir gün koymayalım. Tekrar 1 Mayıs mesajını alalım. Programımızı izafi sonlandırıyoruz. Tamam. Üzülerek. Yani öncelikle buraya beni çağırdınız ve davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. KRT iyi ki var. Sen iyi ki varsın. Bu güzel işler hep oluyor. Tarafsız, böyle objektif haber kaynaklarımız gitgide azalırken böyle yapımların, böyle kanalların ayakta durması herkes için çok önemli. Ne olur devam edin. Ne olur hep sürsün. 1 Mayıs'ta yine hepimiz için çok önemli bir gün. Hakikaten mükemmeli aradığımız ve onun için mücadele verdiğimiz bir gün. Umarım bir gün gelir ki bütün işçi sınıfı için, bütün ezilenler için, bütün savaş mağdurları için gelecekte güzel, özgür ve eşit, adil günler bizi bekler. Evet, değerli konuğum Burak benimle birlikteydi, bizimle birlikteydi. Siz de bizi evinizde misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevmeye, sevgilinizin gözünün içine bakmaya, ona dokunmaya, el ele tutuşmaya, inatla alkış tutmaya, yürümeye ve konuşmaya devam edeceğiz. İzafi bitti.